Çok duygusal veda görüntüleri var. Onları da bir izleyelim. Ondan sonra Fatma ile konuşmaya devam edelim. Allah korusun, sakatlık gerçekten çok zor bir şey. Hastanede geçirdiğim günler, yani dönmek istiyorsun tekrar o bench'te, o parkurda, o heyecanı şu an bir kere daha yaşamak için nelerimi vermezdim, her şeyimi verirdim. Çok mutsuzum. Çok üzgünüm ama Cemal'i tanıdım. Onun gibi bir dost, kardeş tanıdığım için çok mutluyum. Yapabilirsin evet. Canım ama bazen işte oluyor, anladın mı? Zor. Biliyorum Fatoş. Bazen çok çok dip hissediyorum kendimi, anladın mı? Öyle hissettiğimizde oturuyorduk, konuşuyorduk, burada gidiyorduk, sahile onu yapıyorduk, onu yapıyorduk. Şimdi tekim. Bilmem, belki Gizem, Gizem'le iyi anlaşabilirsin. Ona bir söz verdim ve o sözü tutacağım. Sonuna kadar, gidebildiğim yere kadar, gücümün yettiği yere kadar devam edeceğim. Fiziksel ve normal ada yaşantısı olarak kendime güveniyorum. Bir tek mental olarak beni zorluyordu. Fatma da bu mental açıdan bana inanılmaz iyi geliyordu adada. Çok yapmacık geliyorlar bazen. İnanılmaz yapmacık geliyorlar. Yapmacık geliyorlar. İstemiyorum Burhan falan gelip benimle konuşmasını. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum senden başka. Bir yerde kıskanacaklar seni. Seni demoralize etmeye çalışacaklar. Moralini bozmaya çalışacaklar. Çünkü gerçekten biz, onlar bilmiyorum, onlar hayatı daha farklı yaşadıkları için biraz bilmiyorum, bana duygusuz geliyorlar, anladın mı? Biz o kadar değiliz yani. Seni çok seviyorum, ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten. Fatoş'a da söyleme, herkesi seviyorum. Canan söyleme, herkesi seviyorum. Herkes de seni sevmez. Olsun ya. Neyse, çok geçmiş olsun, dikkat et kendine. Aynen. Evet. Sen mevzuyu anladın. Evet Fatma, ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim sana. Yani normalde adada 1-2 hafta kalan yarışmacının veda görüşmelerine çok etkilenmezdim. Ama nedense seni tanıdığım için de değil bence. Çok az süre kalmana rağmen senin bu veda görüntülerinde gerçekten ben çok etkilendim. Benim gibi düşünen bir sürü insan da olmuştu. Ertesi gün panoramaya çıktığımda böyle de konuşmuştum. Belki de hayatının macerasıydı ve sen veda etmek zorunda kaldın. Elenmedin, veda etmek zorunda kaldın. Neler söyleyeceksin? Açıkçası benim için çok çok zordu. Elemelere katılmaya başladığınız anda o Survivor ateşi içinize düşüyor. Bunu içinizde hissetmeye başlıyorsunuz ve bir mücadele vermeye başlıyorsunuz. Daha elemeler başladığında. Ben o mücadelem, o ateşim her bir elemeye katılmaya hak kazandığımda daha da büyüdü, daha da büyüdü, daha da büyüdü ve adayı indiğim anda o meşalenin ateşi gibi yanıp tutuşuyordum. İşte parkurlarda kendimi göstereyim, yarışmalarda kendimi göstereyim. Yani bir o Fatma karakterini, kendime her şeyi göstereyim istiyordum. Ama talihsiz bir sakatlık yaşadım ve Metin abi bana oynayamayacaksın dediği andan itibaren açıkçası kabullenmek istemedim. Bu olamaz dedim. İstemiyorum, hani ben devam edeceğim, edebilirim dedim. Ettim aslında falan diye böyle bir kabullenmedim. Ama sonra tekneye bindim gelirken... çok pardon. Konuşmakta zorlanıyorum çünkü çok zordu. Yani... Yani çok haklısın. Yani evet. Çok kolay bir psikoloji değil. Yani az önce söyledin. 8-10 kere geldin görüşmelere. Herkesin hayal ettiği, senin de çok hayal ettiğin bir platform. Ve maalesef... Açıkçası o üzüntümü hala atlatmış değilim. Evet, şu an ülkemizde de üzücü bir olaylar yaşıyoruz. Ama benim bilmiyorum yaşadığım olay, o an hissettiklerim... Hani... Atlatamıyorum açıkçası, çok zor, hala izlerken ağlıyorum. Yani orada olmak istiyorum, orada olmak istiyorum. Yeniden o bench'te olmak istiyorum, o yarışlarda olmak istiyorum. Performansımı çok gösterememiş olabilirim ama gösterebilirdim diyorum, yapabilirdim diyorum. Yani inancımı kendime karşı hiç kaybetmemiştim. Peki en büyük pişmanlığın ne mesela şimdi?
En büyük pişmanlığım... Sakat oyuna devam etmen mi? Evet. Daha iyi performans gösterebilirdin, onu yapamaman mı? Hangisi mesela? Ne olabilir? En büyük pişmanlığım ilk sakatlandığımda keşke takım arkadaşlarımın baskısını dinlemeden hayır ben oynamayacağım, iyi değilim demek olsaydı. Onlar baskı mı yapmıştı? Baskı yaptılar. Sanki biz Yasin'den biz söylüyoruz, çıkma diyoruz hayır, gibi şöyle, bir şey duydum. Şöyle bir şey oldu. Yasin bana... Deniz oyununda. Ya, evet Yasin bana ondan önce benim ayağım ağrıyordu. Bir sakatlığım vardı. Ama Yasin bana gelip şey dedi. Ayağının sakat olduğunu söyle Metin abiye ve oynamayacağını söyle. Bu bize artı puan kazandırır dedi. Şimdi yani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin sen bana dedim. Zaten oynayamıyorsun sen falan dedi böyle. Ondan sonra Meryem dedi ki biz de o zaman öyle söyleyelim oynamayalım. Bu iş mi dedi. Şimdi benim üzerim ben orada oturuyorum ama benim üzerimden bir diyaloglar geçmeye başladı. Arkadaşlar dedim iyiyim oynayacağım. Yani orada ayağımın kopacağını da bilsem oynayacaktım. Kendimi tanıyorum. Tamam anladım. Oynayacaktım. Orada başka bir mahalle baskısı yemişsin. Ama sonra dedim ki ya bu bundan değerli değildi dedim. Yani benim yarışmanın bu noktasında gitmemi yani bu değildi dedim. Olmamalıydı. Peki Cemalcan'la olan sohbetine geleceğiz de bu en sonki görüntülerde sanki bir öngörüm var Cemalcan'a. Sakın bırakma diyorsun, düşme diyorsun. Yani öyle bir şey olabileceğini hissettim. Ve hissettiğinde oldu. Yani evet, geçtiğimiz hissettim. İki haftadır Cemalcan'ı evet. Biz öyle düşük gördük. Yani inanın onunla yaşıyorum orada. Gerçekten kalbim onunla orada atıyor. O üzüldüğünde üzülüyorum, sevindiğinde seviniyorum. Çok ilginç. Sanki bedenim burada ama ruhum hala orada. Yani inanın gerçekten çok ilginç. Bu kadar böyle hissedeceğimi tahmin etmemiştim. Ben bunu yarışım olarak adlandırmıyorum. Çok farklı bir dünya olarak adlandırıyorum. Hala o denli hissetmem inanılmaz. Cemalcan'ın öyle olacağını hissettim. Çünkü aşırı iyi anlaşıyorduk. Ve hani mesela ben Cemal'i kendi tarafıma çektim. Ya gel benle arkadaş ol demedim. Biz bir anda iyi arkadaş olduk. Orada insanların birbirlerine sahte yüzleri, işte birbirlerine oynamaları, kamera oynamaları bu ikimizi rahatsız ettiği için biz yakın arkadaş olduk. O yüzden ondan sonra gelişen olaylarda ben Cemal'in sakatlandığımı gördüğü anda hastanedeyken haber alamıyordum. Ama hissediyordum. Yani ne yapıyor? Yani sürekli onu soruyordum. Cemal nasıl, iyi mi? Cemal nasıl, iyi mi? Sonra adaya döndüğümde zaten anladım, hissettim. Yani... Biz daha çok Cemal'le ilgili seninle ilgili konuşacağız. Bu arada az sonra yeni bölümün ipuçlarını izleyeceğiz. Evet yeni bölümün ipuçları geldi, ona bakacağız. Ama Gökhan, Fatma neden seçilmişti? Şimdi bir kere ben seçmiyorum. Fatma bile bilmiyordur bunu. Evet, hayır ben şimdi şunu zaten tekrar söyleyeyim. İlk gün, ikinci günde yayında da söyledim. Ben tabii ki de kimseyi tek başıma alıp da seçmiyorum. Yani belli bir... Belli bir aşamaya kadar getiriyorsun belli, ama sen. Aynen öyle. Yani Acun abilerin, Esat abilerin, İrem abilerin böyle komple bizim olduğumuz son bir final masası var. O final masası da 4-5 eleme daha devam ediyor tabii. Çünkü oraya da fazla insan atıyoruz ki hani acaba bizim gözümüzden kaçan bir şey oldu da Acun abiler, işte Esat abiler, İrem yani, abiler daha iyi bir göze bakıp da görebilirler. Yanlış olmasın. Sen çok beğenmediğin bir adayı da hani acaba yani, deyip belki ben de bir şey görmemişimdir evet, evet, diye tabii, koyuyorsun. Tabii. Yani evet. Biz sonuçta ortalama sene başı 50 bin kişiye bakıyoruz toplamda. Ben bunların 5 biniyle belki birebir görüşüyorum. Bu 5 binden de işte %5, %10 arası kişiyi işte 100 kadın, 150 erkek ya da 150 kadın, 150 erkeği en son final görüşmesini Acun abilerin göreceği şekilde plan program yapıp onların da önüne koyuyoruz. Oradan sonra da işte elene belli bir aramızdaki oylama sistemini acaba olur mu? Tabii biraz da biz mozaik oluşturmaya çalışıyoruz çünkü... şöyle bir şey yapsak, bu dünyanın en kolay şeyi, parkuru yaparız. En hızlı 6 tane kadınla 6 tane erkeği alırız. Bu yani olimpiyat değil, olimpiyat yarışı değil. Evet. Fatma sen de çok iyi biliyorsun. Bu bir Survivor, bu bir televizyon programı. Orada belirli bir mozaik oluşturmaya çalışıyoruz. Ben Fatma'nın tutkusuna ve inancına kendim de inanıyordum. İşte zaten kendisi anlattı. Şu an dön desek, Survivor'ı git 6 ay yaşa desek orada herhalde. İnanın. 6 ay değil 2 yıl yaşayayım der. Yani bu tutkuyu böyle bu... nasıl diyeyim, bu enerjiyi biraz daha hissettiğimiz yarışmacı adaylarını gönüller seçmesinde finale kadar taşıyoruz. Finalden sonra da biraz artık şans işi oradaki bizim ekibin o anki düşüncesiyle ilgili değişebiliyor. Aklıma şey geldi, senin yarıştığın dönemde Yasin dedi ki Nişantaşı grubu var dedi. Nişantaşı grubu muhtemelen senle Cemalcan olarak adlandırdı diye düşünüyorum. Evet, doğru mu? Evet. Mozaik'in Nişantaşı parçası yani. Olabilir.
Nişantaşı'dan. Yani mesela Ardahan Adana'da yaşayan, Adana'nın Adana'dan çok çıkmamış, sürekli hayatını Adana'da geçiren bir arkadaşımız. Evet. İşte Fatma, Nişantaşı, İstanbul'da yaşayan. İstanbul'da, evet. Gibi böyle işte zaten herkes İstanbul'dan olmaz, herkes Adana'dan olmaz. Böyle bir mozaik oluşturmaya çalışıyoruz sadece.